seferle alakalı. İnebahtı fethedildiğinde diyor ki İnebahtı'nın körfezin boğaz kısmında, denize açılan kısmına toplar yerleştirilmesi, kale yapılması ve oraya bir daha asla ecnebi gemisi girmemesi için böyle bir tahkimat yapıldığını söylüyor. Katip Çelebi onun bize verdiği bu bilgilere dayanarak bu minyatürü çizdirmiş ve gerçekten İdris-i Bitlis'in verdiği bilgilerle birebir mutabık bir çizimdir bu da. Gökesi hakkında bazı tartışmalar yapılıyor ama bu da az önce söylediğim o üç gökenin biri Kemal Reis, Barak Reis gökesi, diğerleri Venedik parçası. Evet, bu kadar diyelim. İdris-i Bitlis'i takdirle ve hayırla yad edelim. Olmayan tabi açılabilir miyiz? Aslında Bitlis ve değerli meslektaşlarım, kıymetli genç kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki bizi bu güzel toplantıya davet eden başta rektör yardımcımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Demirtaş Bey'e ve Sempozyumun koordinatörü Mehmet Binbaşı Bey'e de ayrıca şükranlarımı arz etmek istiyorum. Güzel bir atmosferde, güzel bir toplantıyla karşı karşıyayız. Tabii zamanın çok hızlı geçtiğini Fatih Bey, çok da yoruldunuz. İnşallah bir iki saat içerisinde toparlarım. Bu vesileyle bu oturumu da böylece bitiririz. Öncelikle şunu arz edeyim. Benim bildiğim tabii Evliya Çelebi üzerinden olacak ama çok değerli hocalarımın burada bizlere verdiği İdris-i Bitlis hakkındaki bilgilerin yanında şunu da ilave etmemiz gerekiyor. Evliya Çelebi'nin önemli kaynaklarından birisi olması hasebiyle tabi olarak aslında Evliya Çelebi'den bahsederken bir noktada İdris-i Bitlis'ten de bahsetmiş oluyoruz. Benim tebliğim Nice ve Fırat hakkında bir başlayan bir başlıkla verildi. Evet doğru ama asıl tabi problem bu harita nedir? Önce bunu arz etmek istiyorum çünkü bu harita esasında çok fazla bilinen bir şey değil. Onun hikayesini yapacağım. 2012'den itibaren Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığım birkaç yayınla bu haritayı bilim aleminde tanıtmıştım. Ama henüz istenilen ilgiyi gördüğünü söylemem oldukça zor. Bu yüzden önce izninizle haritadan bahsetmek diyorum. Ya da daha doğrusu Evliya Çelebi'nin üç kıtada seyahat ederek müşahedelerini ve ayrıca orada duyduklarını derleyerek 10 ciltlik bir kitaba derc etmesi, yazması ama bu kitapta sadece 2000 santimlik bir çizimin olması şaşırtıcıdır bizim. Bu soru benim hep kafamda vardı ama benim dışında Evliya Çelebi'yi okuyanlar da var. Bu Evliya Çelebi'nin gezdiği yerlerle ilgili sonradan yapılan, bizim yaptığımız bir harita ama asıl harfeye gelecek. İlginç bir şekilde seyahatname yoktuğumuzda Evliya Çelebi'nin mutlaka kendisi gezerken haritalarının olduğunu görüyoruz. Atlaslardan bahsediyor, coğrafya kitaplarından bahsediyor, İstanbul'daki haritacı dükkanlarından bahsediyor, resimlerden bahsediyor ve kendisinin bir nakkaş olduğunu da biliyoruz. Çünkü bu kadar enteresan bir insanın gittiği her yerde izini bırakan bir insanın bir haritasının olması çok ilginç olsa gerek. Mesela şunu da söyleyebiliriz genç kardeşlerimiz için.
gittiğinde Yalık'ta bir caminin işte bir kenarına kendisiyle ilgili bir not düşüyor Evliyaşı'nın. İşte burada farklı bir farklı bir kenarın yapısında gösterildiğinde vesaire bir takım yazılarını doğrudan görüyor Evliyaşı'nın. Dolayısıyla bunu da yapabilen bir insanın onca bir kitabın da harita olmaması ilginç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu ilginçliği ilk dikkatinize çeken bir İtalyan olan kendisi erken bir dönemde Vatikan'da gördüğü bir haritanın Evliya Çelik'e ait olabileceğini düşünerek bir not düşüyor, kısa bir not düşüyor. Maalesef bu not tam 50-60 sene sonra ancak değer kazanıyor ve o noktan sonraki süreçte Robert Arcocchi, gerçekten büyük Evliya Çelebi uzmanıdır ve Kur'an Hanım'ın gayretleriyle Evliya Çelebi'nin Nil haritası yayınlanmış oluyor. Ve tabii ki bu Nil haritası hakikaten oldukça ilginç. Belki de 17. yüzyılda o güzergahı, yani Sunar ortalarına, Hunçistan İmparatorluğu'na kadar ulaşan bir mekanı bize tanıtıyor Evliya Çelebi. Yapılan tetkik de, yani ki değerli araştırmacı Zeyfi Robert Anlut'un çalışmaları da bu arada tatlı yaşayan, unutmamak gerekir ki kendisi aynı zamanda Evliya Çelebi'yi kullanarak Bitlis tarihi, yani Evliya Çelebi'nin Bitlis'teki varlığını ve onun Bitlis'i anlatımlarını ayrı bir kitapta değerlendirmiştir. Dolayısıyla belki de Bitlis özellikle 17. yüzyıl ve ondan önceki Bitlis'in folklorik bilgileriyle ilgili olarak en önemli kaynağımız Evliya Çelebi. Pek çok alanda kullanılıyor. Şimdi benim hikayem nerede başlıyor? Benim hikayem, ben güzelde katalıklarını severim, karıştırırım. Meslektaşlarım zaten bu işin, bir de genç kardeşlerim için söyleyeyim. Tabii ki arşivler, fabrikler vesaireler bizim için vazgeçilmez kaynaklar ama lütfen müzayede katalogları gibi, hiç belki bazılarını duymadım. Arkadaşlar, şimdi böyle bir şey var, kaynak var. Bizim hiçbir şekilde ulaşamayacağımız kaynaklarla dolu müzayede katalogları. Oralarda ilginç bilgiler ve ilginç materyaller ve objelerle karşılaşabilirsiniz. O obje bazen size işte istemeden de olsa bir keşfe doğru geliyor. Ben eski bir müzayede katalogu, yani müzayede tamamlandıktan sonra bir müzayede katalogunda bu ilanı görmüştüm. İlan bir haritadan bahsediyordu. Harita 1988 yılında Londra'da nadir kitap ve yazmalar ticareti yapan Bernd Quaritch firması tarafından müzayede konulmuş ve katalogda da şu şekilde tanıtılmış 17. yüzyıla ait nadir bir Osmanlı haritası. Tabii bu harita nereye gittiği belli değildi, satılmıştı. Ben onun üzerine nerelere satılabileceğini merak ettim. Firmaya da yazmıştım. Firma harita evet biz sattık dedi ama satış yeri tabii olarak ticaret sıçtı diye bana bildirmedi. Ben tekrar aramaya devam ettim ama o sıralarda Katar tarihi üzerinde çalışıyordum. Bir kitap hazırlıyordum ve Katar'da acaba belgeler var mı diye Katar'a gittim. Orada işte tanıştığım bir takım insanlar bana Katar yönetici ailesinden Şeyh Hasan da görüştüm genellikle. Onunla görüştüm. Çeşitli konularla görüştükten sonra son anda kendisi böyle bir halde satın aldığını söyleyince ben zaten hani hep kafamda vardı ama öyle orada olacağımı hiç düşünmemiştim. Büyük bir heyecanla haritayı gördüm ve haritanın üzerinde çalışmaya niyetlendim. Ama önce tabii onlardan rica ettim. Bir kopyasını alabilir miyiz diye. Sonra kendileriyle anlaştık. Çok büyük bir ayrıcalık gösterdiler. Ve haritanın 10 adet fabrikasını yaptırdılar. Yapma kağıt ve yapma mürekkep kullanmak suretiyle. O 6 numaralısı bende. Dolayısıyla onun üzerine artık çalışmaya başladık. Peki bu harita onlara nasıl geçtiği belli ama İngiltere'ye nasıl gittiği meselesi apayrı bir program. Ona da baktığımızda burada bu eski görülen
William Cranwell, 17. yüzyılda İstanbul'da ilk elçilik görevinde bulunmuş. Tam Evliya Çelebi'nin ölüm tarihi olarak bildiğimiz 1780'li yıllarda. Ve bu kitçe koleksiyonunda da muhtemelen o tarihlerle girmiştir. Çünkü ailesi komple kitaplarını satmak için uzun süre bekledi. Tek tek satış yapmadılar. Sonra tek tek satışa başladılar. O kitapların arasında Osmanlılarla alakalı başka bir şey var mı diye merak ettim. Başka hiçbir şey yok. Sadece oradan çıkan bu harita. Belli ki o İstanbul'dayken bir şekilde bu haritayı ele geçirmiştir diye düşünüyorum. Yani benim en azından kanaatim. Ama gerçekten onun kütüphanesi nasıl bir bilgine dair tepsi girebileceğimiz bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bildiğimiz başka bir şey var. Kramal Osmanlı İngiliz ticaretinin geliştirilmesi konusunda gayretler gösteriyor. Dolayısıyla bu tür bir güzergah haritasına çok ihtiyaçlarında olduğu belli. Nerelerde, hangi merkezler var şeklinde. Bu haritada dönemi için gerçekten çok önemli olduğunu varsaydığımızda bir şekilde ele geçirildiğini varsayabiliriz. Aslında eğer bunu İstanbul'da ele geçirilmiş ise başka bir şekilde değiştirilir tarihimiz. O da Evliya Çelebi'nin İstanbul'da vefat etmiş olma ihtimalini gösteriyor. Çünkü henüz onun mevcut kusası olarak kabul ettiğimiz Bağdat kusası İstanbul'a gelmemiştir bu tarihte. Dolayısıyla burada da bir başka problemin aslında peşine düşmek gerekiyor. Çünkü genel kanaatle Kahire'de bir parçalık şeklinde. Bu da bir başka problem. Şimdi bu bir kısmı, haritanın bir kısmı. Biz bu haritaya Dicle ve Fırat haritası adını verdik. Evliya Çelebi'nin Doğu Anadolu'dan Erzurum'dan başlayarak Dicle ve Fırat boylarını takip edip Hint Okyanusu'na ulaşan haritası renkli, 3 metre 43 santim boyunda ve 43,5 santim enindedir. Dicle ve Fırat boylarından Basra Körfezi'ne oradan da Hint Okyanusu'na kadar olan şehir, kale ve mezar, türbe, köprü ve yollar haritada isimler bile gösterilmiştir. Harita tamamı budur. Bu şekliyle eşsiz bir özelliğe sahiptir bu harita tabi. 17. yüzyılda ne Osmanlı haritası içerisinde ne de onun dışında bilinen benzeri bir haritamız bulunmamaktadır. Yani bu özellikli bir haritamız bulunmamaktadır. Birleştirilmiş 8 parça folyodan meydana getirilmiştir bu harita. O birleştirme muhtemelen sonradan da olabilir ama yani parça parça belki gezerken önce çizilmiş sonra birleştirilmiş olabilir. İçindeki yazılar 17. yüzyıl ülkesine uygun olarak yazılıyor. Ve yapma mürekkeple, siyah mürekkeple yazıldığını görebiliyoruz. Çünkü renkli yapısı şeyimizde. Dağlar sarı yeşil, nehirler mavi mürekkeple gösterilmiş. Musul yakınlarında zift yatağı çok gelişmiş. Yani petrol bölgesi zift yatağı şeklinde gösterilmiş. Siyah bir renkte böyle bir özelliği var. Çöller başta olmak üzere pek çok mekanda renksiz bırakılmıştır. Çünkü nihayetinde bu doğrudan bir harita değil, bir güzergah haritası özelliğini taşıyor. Bazı bina ve tarihi mekanların kubbe, sütun veya çatıları muhtemelen kendi özellikleri dikkate alınarak, yani harita bir matrakçı uslubuyla kırmızı renkle verilmiştir. Harita Erzurum'dan başlayarak kuzey güney istikametinde Dicle ve Fırat nehirlerini takip ederek Şatlarak ve çevresine ulaşmaktadır ki aslında haritanın iyi göstermesi belki bunu Basra Körfezi haritası olarak değerlendirmesindendir. Haritada renklendirilmiş bir kısım diğer bir kısım dağlar görüyorsunuz oldukça yani özellikle bizim bulunduğumuz şu andaki bölgemizdeki dağlar da dahil olmak üzere hariç topografik özellikle gösterilmiştir. Yani doğrudan da bir gezgin haritası olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla bu bir siyasi harita değil ama bir ticaret veya bir gezi haritası olduğu çok net ve açık bir şekilde önümüzde. Bu da gösteriyor ki aslında yani bir gezgin haritası ancak 17. yüzyılda
Evliya Çelebi'nin elinden çıkardı. Ancak Dicle Fırat Nehri'nin her iki yakasındaki kaleler, camiler, ziyaret yerleri, adeta bir turistik rehber kitabı gibi, zaman zaman köprüler, geçitler ve konaklar, hanlar dönemin özetlerini yansıtan özelliği çizimleriyle gösterilmiştir. Haritanın yaklaşık ortasında Evliya Çelebi'nin 4. Murat ile fethine katıldığı Bağdat Kalesi ve şehri çok mükemmel bir şekilde çizilmiştir ki birazdan Bitlis'e de bahsedeceğiz ki Bitlis'e de aynı şekilde kendisi gelmiş ve bulunmuştur. Harita içerik açısından da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesiyle beraber okunduğunda birebir uyumlu olduğunu görüyoruz. Şehir ve kare çizimleriyle seyahatnamedeki şehir ve karelerin betimlemeleri arasında çok büyük bir uyumluluk var. Neredeyse aynıdır. Onun bazı fotoğrafları göstereceğim. Haritada gösterilen şehir, cami, evliya vesaire ziyaret yerlerinin ve türbelerinin isimleri aynen seyahatnamedeki gibi bazen de sıfatlarıyla verilmiştir. Yani Halep-i Şehba yazıyorsa şeyde, mesela seyahatnamede aynı şekilde aynı sıfatla birlikte harita üzerinde de konulmuştur. Yol şartlarını ve konaklar arasındaki mesafeleri, günlükleri, hanları ve köprüleri kaydetmeye özen gösterir eserinde. Burada da özellikle yol şeklinde işaretler koymak suretiyle haritanın bir yol haritası olduğunu göstermektedir. Haritadaki çizimlerin mekanların görülmesinden sonra yapıldığı izlemini vermektedir. Kalelerin çizim şekli ve burçları sadece sembolik olarak verilmemiş, aksine seyahatnamede anlatıldığı gibi verildiğini yine iyi bir gözlemle anlayabiliyoruz. Şimdi tabii buraya doğru tekrar baktığımızda bu bizim şu anda tepkimin konusu olan yani Bitlis ve çevresinin kısmını ilgilendiren kısım. Buralarda özellikle kalelerin çok özelli bir şekilde çizildiğini görebiliyoruz. Birazcık daha detaylı bir şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi Ahlat ve Bitlis Kalesi ve etrafı çok net bir şekilde gösteriliyor. Bakın mesela Erzurum'dan başlıyor. Doğu seyahatime rekabet taşıyla birlikte Erzurum'a geliyor. Hatta işte kayıtlara göre tahrir memur olarak kendinde varsayılıyor. Erzurum'da Erzurum kalesini bu şekilde çiziyor. Aşağıda yerdeki fotoğrafta size ne kadar uyumluluk gösterdiğini gösteriyor. Van Kalesi'ne baktığımızda Van Kalesi'ni ilginç bir şekilde tanımlarken yük yüklenmiş çökmüş deve gibidir der. Eğer böyle bir fotoğrafa bakarsanız gerçekten çökmüş bir deveyi andırır ve aynı neredeyse bugün kalıntılara baktığımızda Van Kalesi'nin çizimiyle birebir aynılık gösterdiğini görebiliyoruz. İşte birazcık farklı bir yerlere doğru gidiyoruz. Bilecik Kalesi ve mesela şekillerini anlatırken mesela buna bir derber diyor. Yani yuvarlak bir kale diyor. İşte başka bir yerde başka bir kale için müsedes de diyebiliyor. Yahut da murabba da yani dörtgen de diyebiliyor. Kare de diyebiliyor. Buradaki köprülerle uyumluluğu görebiliyoruz. Urfa ilginç tabii bir durum. Mancınık çok net kuleleri gözüküyor. Bu yazının diğer yazılar üzerinde Robert Sankoff'lar yaptığımız çalışmada bazı şüphelerimiz oluştu. Yani yanındaki biri yazıyor olabilir ama şu iki yazının birebir bizim onun haklı olduğunu düşündürecek sebeplerimiz olduğunu da söyleyebilirim. Zaten Mancınık altındaki yazısı sonradan yani yazıldığını bir açıklama yazısı olarak yazıldığını görebiliyoruz ki bu fotoğrafın resmi seyahatnamede çok net ve geniş bir şekilde anlatılmıştır. Ve yine bizim Bitlis seyirisini, Fırat Nehri'nin bitkilerinin çıkış noktalarını, dağları ve kaleleri çok daha net bir şekilde gösteriyoruz. Şimdi gelelim bizim son bölüme. Tabii bütün yerlerin
tek tek anlatma imkanı yok ama bununla ilgili yazılı bir şekilde dönüştüğünde inşallah daha fazla anekdotlar vereceğim. Sadece Bitlis Kalesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Ege Açılıgül'ün Bitlis'e birden fazla geldi. Kesin Van'dan geldi. Bakarken Van'dan geldi. Önce Bitlis Melek Hanım Paşa'nın gelmesinden önce kendisi değerli bir ekip tarafından ziyaret edildiğini varsayabiliriz. Ve Bitlis'le ilgili çok değerli bilgiler aktarıyor. Bunların birçoğu zaten zaman zaman çeşitli araştırmacılar tarafından kullanıldı. Ama ben kaleyle ilgili birkaç bilgiyi size aktarmak istiyorum. Önce tabii Bitlis Kalesi'nin inşa sebebini ve isminin nereden geldiğini aktarıyor. Orada biraz önce Bitlis Hocam'la da kulaklığa konuşmuştuk. Bir hareket koymak suretiyle Bitlis ismini kullanıyor. Bu tabii belki tartışılması gereken bir başka husus ve onu işte bilinen hikaye yani İskender'in hazinedar olan Bitlis'ten geldiği şekilde bir anlatımı vardı. Zaten onu az çok herkes biliyor. Ve kaleyi de bu Bitlis'in inşa ettiğini söylüyor. Tabii ki İskender hikayesi burada da Katip Çelebi'de ve birçok yerde Katip defalar anlatılıyor ama daha farklı bir bilgilerle anlatılıyor. Hatta İskender'in alnında çıkan iki, yani az önce karne inmemesine sebep olan iki et uzantısının bu coğrafyada içtiği sularla tedavi olduğunu ve düşündüğünü yine İslam tarihi kaynaklarına dayanarak zikreden İngiliz olarak hani biraz önce kaynak tartışması yapmıştık. Ege Açılıgül zaman zaman kaynaklarını da zikrediyor. Kaleyi tanımlarken semaya doğru yükselmiş olan kale Dehtiman ve Alif Dağları arasında geniş taşlık bir arazi üzerinde yer almaktadır. Solunda Alif Deresi ile İskender Deresi, sağında da bu iki derenin bitiştiği yerde göğe yükselen yalçın bir kaya üzerinde sağlam bir binadır. Her biri Memnus'un büyüklüğünde sağlam taşlardan yapılmıştır. Bitlisler kalan üstündeki taşları biliyorlardır. Kale doğudan batıya doğru uzunca bir kare şeklindedir. Yani uzunca bir kare dikdörtgeni kastediyor. Mesela Katip Çelebi bunu buraya görmediği için demek ki o her ne hangi kaynaklara okunursa üçgen şeklindedir diye bahsediyor. Halbuki çizimde daha çok bir üçgen değil, bir dikdörtgeni anlatıyor. Doğu tarafında adeta gökle bitişen bir yükseklik olur. Doğu tarafı o yükseklik olur. Bu tarafta Kanlı Kule denilen bir yüksek burç var ki aşağı doğru derinliği Gayya Kulesi gibidir. Bu da bunun meşhur anlatımı ve bitiriyorum hemen Sayın Başkan. Ve yine hanlar bazen izalesi vacip olan ademleri bu kuleden atmak suretiyle onlardan kurtulurlar diyerek kaleyi tanımlıyor. Kalenin diğer özelliklerini, mazgallarını, bedenlerini ve bütün her tarafını bugün gördüğünüz varlar, şu eski 1900 yıllarından bir resim ama bu daha modern deken 1900 yıllarında bir resim. Bugünkü görüntülerle diğer etraftaki diğer çizimler gibi çok ünlü olduğunu burada söyleyebiliriz. Tabi burada daha uzun bazı bilgiler var, onları aktarmayacağım ama özetle şunu aktarmak istiyorum ki Evliya Çelebi hem Bitlis'i Bitlis'i nakleden bir nakil olarak hem de Bitlis'i tanıtan müthiş bir kaynak olarak hem de henüz bizim literatürümüze girmiş olan bu harikayla birlikte böyle bir sempozyumda anılmaya değerdi. Bu vesileyle dinlediğiniz için bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sadece haritanın boyutunu göstermek istedim. Mehmet Bey bana. Mehmet Bey bana yardımcı olun. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Belki dikkatli bir şey.